Çevreyle ilgili her konuda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan Urban Çevre, 17 yıllık geçmişine duyduğu güvenle 2013 yılından bu yana laboratuvar hizmetleri de veriyor. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin sonucunda insanların doğal kaynakları aşırı derecede tüketmesiyle birlikte önemli çevre sorunları ortaya çıkıyor. Çevre mevzuatı uyarınca izne tabi işletmelere ve turistik tesislere çevre mühendisliği meslek konularında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri veren Urban Çevre, Kasım 2013 yılında faaliyete geçen laboratuvarıyla hizmet kapsamını genişletiyor. Laboratuvarımız Urban Çevre'nin 17 yıllık tecrübesi ışığında kurulmuş bir laboratuvardır. Kasım 2013 tarihinden bu yana ölçüm hizmeti veriyoruz. Türkiye'nin 7. İstanbul'unsa ilk yeterlilik belgesi almış firması olmanın gururunu yaşayan deneyimli kadro, hizmet verdiği yüzden fazla kurumun ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alıyor. Danışmanlık kısmında çevre danışmanlığı, ÇED raporları, atık yönetimi, hani bu tarz konularla ilgilenir. Daha çok işte fabrikalardaki işçi eğitimleri, çalışanların eğitimleri daha çok bu konularla ilgilenir. Laboratuvarımız dediğim gibi Kasım 2013'ten bu yana hizmet veriyor. Laboratuvarımızda da ISG ve emisyon ölçümlerimiz mevcut bulunmakta. Tabii bunların hepsi iç içe koordineli bir şekilde olduğu zaman çok verimli çalışmalar ortaya çıkıyor. Deneyimli kadro işbirliği yapılacak kurumun çevreye etkisini önemsiyor. Bu konuda seçici davranıyor. Biz yapan değerlerin başında çevreye duyarlı yapımız geliyor, çevre duyarlı ekibimiz geliyor ve iş anlayışımız gereği her türlü projenin ve her türlü yapılanmanın içinde yer almıyoruz. Bunlara örnek verecek olursak işte hidroelektrik santralleri, kömür santralleri. Bunlar çevreye etkisi çok yüksek olabilecek projeler. Dolayısıyla hani maliyeti ne olursa olsun, bize getirisi ne olursa olsun hani bunların, bu projelerin hiçbirinde yer almıyoruz. Emisyon, gürültü, iş sağlığı, güvenliği ölçümleri ve daha pek çoğu. Saha sorumlusu Evren Şahin yaşanan iş sürecini izah ediyor. Gidilen fabrikada hangi parametreler, hangi bacalarda, hangi şartlarda ölçüm yapılacak, bunlar firmaya bildiriliyor. Biz kendi gereken bilgilerimizi alıyoruz. Daha sonra arkasına teklif aşaması geliyor. Teklif aşamasından sonra biz işin uygulama kısmını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz fabrikada, bacalara çıkıyoruz. Bacalarda cihazlarımızı yerleştiriyoruz. Ölçüm yapmamızı sağlayan cihazlarımızı yerleştiriyoruz. Örnekleme yapıyoruz. Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticiler olarak tanımlanabilecek emisyonun sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliğince her 2 yılda bir ölçülmesi gerekiyor. Ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan raporda yapılması gereken düzenlemeler gerekebiliyor. Çevre kadar önemsenen bir diğer etken iş güvenliği ve işçi sağlığı oluyor. Emisyon tarafında yaptığımız ölçümler çevreyi ilgilendiriyor fakat iş güvenliği ölçümleri, işçi sağlığı ölçümleri aslında direktmen canlı insanı ilgilendiren bir durum. Biz ne yapıyoruz burada? Çalışma ortamlarındaki gürültü, toz, işte uçucu organik konsantrasyonlarını ve ortamdaki aydınlatma gereken standartlarda değil mi? Onları ölçümlüyoruz, ona göre raporlar yapıp veriyoruz. Bu işin ehemmiyeti nerede ortaya çıkıyor? Eğer çalıştığı ortamın toz konsantrasyonu çok yüksekse bu kişi çok ciddi hastalıklar yaşayabilir. Sahada yapılan çalışmaların değerlendirilip raporlandığı birim, Kasım 2013'te hizmete giren laboratuvar. Laboratuvar olarak emisyon, iç güvenliği ve çevresel gürültü ölçümleri yapıyoruz. Bu ölçümler kapsamında da yeni bir laboratuvar olduğumuz için zaten son teknoloji, yeni cihazlarımızla bu ölçümleri saha ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Daha sonra işler laboratuvara geliyor ve laboratuvarda analiz ayağında burada gerçekleştiriyoruz. Analizlerde yönetmeliklerce belirlenen sınır değerler esas alınıyor. Laboratuvar hizmetlerinin kalitesi belgelerle tescilleniyor. Emisyon ölçümlerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrol yönetmeliğini baz alıyoruz. Burada verilmiş çeşitli sınır değerler var ve bu sınır değerlerle kıyaslaması yapılıyor ve raporlaması yapılıyor. İç ortam ölçümlerinde, iş güvenliği ölçümlerinde ise yapılan ölçümler iş kanunca çıkarılmış yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek hepsinin uygunluğu konusunda raporlama yapıyoruz. Ve fabrikalarda bu raporların sonuçlarına göre gerekli önlemlerini alıyorlar veya izinlerini teyit etmiş oluyorlar. Hizmet kalitemizi bakanlıktan aldığımız yeterlilik belgesi ve TÜRKAK'tan aldığımız akreditasyon belgesiyle tescil ediyoruz.
Kalitenin kontrol edilebilir olması kadar sürdürülebilirliğinin sağlanması da önem taşıyor. Burada kalite ve koordinasyon birimi devreye giriyor. İşin en başından en sonuna kadar kalitenin kontrol edilmesi ve izlenmesi gerekiyor. Yani aslında tüm süreci kaplıyor. Kaliteyi sürecin tamamına yayan kurum, raporlama konusunda hızıyla dikkat çekiyor. Çalıştığımız firmalara kalite standartlarımız gereği bütün bilgi belgeler bize ulaştıktan ve ölçüm yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde raporlarını sunacağımızı söylüyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Yani hani rapor sunma açısından en hızlı laboratuvarlardan birisiyiz. 17 yıllık tecrübemiz ve de yeni kurulmuş bir laboratuvar olmanın bize verdiği heyecanla kalitemizi her zaman en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu da Urban Çevre Laboratuvarı'nın tercih edilme sebeplerinden bir tanesi.